Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben harita mühendisiyim. Çok güzel. 3 yaşında bir kızım var, evliyim. Allah bağışlasın. İsmi Mine. Buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Mine'ye biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Merhaba. Ayrıca Mine. Eşime de selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Mine beni burada görmeyi dört gözle bekliyor, yarışmayı izlerken. Ya. Baba sen de orada olacak mısın diye sorup duruyordu. Aa, kuzum benim. Bakalım bu sefer izleyecek. Hadi bakalım. Kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani günlük hayatta da bulmacaları falan çözüyorum. Evet. Yarışmacınızın da düzenli bir takipçisiyim. Harikulade, çok teşekkür ederiz. Bakalım ne olacak? Orada biraz iddialıyım falan dedim ama. Burada bakalım. Görüşürüz. İnşallah arkasında durabilirim. Serdar Bey, inşallah durabilirsiniz. Ben duracağınızı ümit ediyorum. Bakalım. Başlayalım mı ufak ufak? Hazırım ben, buyurun. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Henüz mayalanmamış üzüm suyu. Harf alayım. Harf aldık. Ş. Şıra. Şıra doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi. Ölçülülük. Harf alayım. Harf aldık. L. Harf alayım. Harf aldık. M. Alim. Yo, değil. Daha basit düşünün. Tek bir sesli harf var. Bir sesli harf koyun. Sesli İlim. Noktaları aldır. Ilım. Ilım doğru cevap. Beş harflere geçtik. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kakmacılıkta kullanılan bir deniz mahsulü. Kakmacılık. İlk defa duydum. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Kadın ismi olarak da kullanılır. Sedef. Sedef doğru cevap. Evet, batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine beş harfli. Bakalım nasıl soruyoruz. Trafik polisleri tarafından kullanılan taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt. Radar. Radar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakıyoruz hemen soruya. Birinin can güvenliğinden sorumlu olan görevli. Koruma. Koruma doğru cevap. Yine altı harfli, yine tek kelime. Bakalım sorusu nasıl? Çiğ ot ve genellikle sebzelerle yapılan yiyecek. Salata. Salata doğru cevap. Efendim, yedi harflere geçtik. İlk yedi harfli aradığımız cevap batı kökenli bir sözcük ve başına olumsuzluk anlamı veren bir örnek almış. Daha ne diyelim, gelsin soru. Hareketsiz anlamına gelen tıp terimi. Statik. Değil. İyisim geldi. Başında olumsuzluk eki var. Harf alayım. Harf verelim tabii. M. İm. Aha. İle başladı. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Öyle başladı. Mesela hareketli anlamında ne gelir aklınıza? Şu an gelmedi hiçbir tamam. Şey. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Heh. Taşınabilir cep telefonları mesela, ona bir şey diyoruz, böyle bir şey. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Çıkmadı. Aynen. İmmodül. Değil. Daha İmmodül. Ne? İmmodül. Değil, değil. İmmosül diye isim var, sallıyorum şu an tamamen. Cep telefonu hatlarına ne hat diyoruz? Cep telefonu hatları. Arabanız var mı? Var. Tamam. Arabanın diğer... Mobil, immobil. İmmobil doğru cevap. Oradan geldi. Evet. Serdar Bey'i ipten aldık gördüğünüz üzere sevgili izleyenler. 2800 evet. Puanımız var Serdar Bey. 2 dakika 13 saniyede süremiz var. Çok rahatız sürede. Tamam. Puanımız da gayet iyi bana sorarsanız. Gibi. Yani. Gibi. Biraz emniyetli gidiyorsunuz ama. Evet. Evet.
Efendim, yedi harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Arapça kökenli mühimmat sözcüğünün Farsça kökenli karşılığı. Cephane. Evet, cephane. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Gelsin bakalım soru. Doğanın helikopteri de diyebileceğimiz bir böcek türü. Yusufçuk. Yusufçuk doğru cevap. Yine 8 harfli yoksun bir sıfat soruyoruz. Gelsin soru. Gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek sarf edilmemiş olan. Bakımsız. Bakımsız doğru cevap. Şimdi ben iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Dil bilgisinden geliyor. 9 harfli. Gelsin bakalım soru. Dil bilgisinde im, in, i, imiz, iniz, leri takılarına verilen ad. Yelik eki. Yelik eki doğru cevap. Yine 9 harfli. Tek kelime ve yapım eki almış bir sözcük. Gelsin bakalım. Herhangi bir organda fonksiyonunu yerine getirmede görülen yavaşlık. Çok basit düşünün. Durgunluk. Çok basit düşünün. Yani organ yavaş çalışıyor. Ne deriz biz buna? Genelde gözde olur. Gözde yavaş çalışma durumu. Evet. Kısıtlılık değil, gibi değil. Bir şey. Bir harf alalım. Aldık bir tane harf aldık. T. Teklemek. Bir harf daha alayım. Böyle insanlar da var. Bir harf daha alayım. Bir harf gelmedi burada. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tam kilitlendim mi? Kilitleniyorum. Evet. Galiba. Bir harf daha alayım. Durdum. Bir harf daha aldık zaten. Bildik. Tembellik. Tembellik doğru cevap. Çok basit. 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Doğru düşüncenin yolu ve yöntemiyle çözümlenemeyen hemen her şeye yönelik bir tabir. Doğru düşüncenin yolu nedir? Bir harf alayım. Bir harf alalım bir sistem istemiz. Doğru düşüncenin yolu ve yöntemi. Hı hı. Gelmedi. Bir harf daha bir harf daha aldık. Metot değil, gibi bir değil, şey. Değil. Doğru düşünce. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha rica ettik. Ne? Yöntemleriyle çözüm. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Mantık dışı. Mantık dışı. Doğru cevap. Şimdi efendim iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir son cevap alacağız. Galiba. Ki kendisi dediğiniz gibi son sorumuz. Gelsin bakalım. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşüncesiyle uykusuzluk çekenlere önerilen bir yöntem. Koyun sayma. Koyun sayma doğru cevap. Hoş geldin hanım. 7900 puan aldınız Serdar Bey. Sizin de hak ettiğiniz puan bu değil. Gördüğümüz kadarıyla. Diyebiliriz. Emniyetlilikten biraz öyle oldu evet. Biraz oldu ama 7900 puan şu an sizi gün birincisi yapıyor. Yani İdare eder. Bakalım Sanem Hanım ne yapacak? Bakalım. Yani o sizi paketleyecekse o paketleyecek yani yoksa sizle gideceğiz. Tahminim gerçekleşmiş olur. Öyle mi? Öyle mi tahmin? Öyle bakarım yani. Ha. Demiştim ya onu tecrübeli görmüştüm başlangıçta. Ha o işe yarar. Öngörülü. Öngörüm oydu. En azından bir yerden bir ya şey ben kazanırım ya da öngörüm tutmuş olur. Hadi hayırlısı. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar beyler Serdar Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.